Önce nasıl öldü Mustafa? Tadına baktın mı sen? Baktım şefim, içler harika. Hamurun tadına bakamadım sadece. O da zaten pişiremedim. Yani şey olmadı. Normalde pazarda yedi gözlemelere hep biraz çeter. Şefim beklediği sizin için... Sizin yediler çeter, evet, değil mi? Beklediği için biraz artık tereyağıyla falan kendim... Ha, öyle mi diyorsun? Beklediği evet, için. Aynen. Çünkü ben çok yerim, gözleme de yerim dışarıda. Beklediği için sürekli çıtırlığını kaybediyor. Bana sorarsan bunlar da çeteri hiç olmadılar Mustafa. Efendim şefim? Hiç olmadılar. Güzel değiller mi? Çeter. Ha. As. Hadi teşekkür ederim. Şeflerin istediği gibi olmadı. O da beni biraz sinirlendirdi. Evet. Yani iyiler var. Hiç yapmayanlar var. Ama bizim aradığımız en iyi 6 adet gözleme. Arda yedi gerçekten, yani vazgeçilmez bir yemekten. Özellikle içi çok lezzetli olması gerekir. Dışarıda iyice pişmiş ve çıtır, tamam mı? Tam birleşmiş bir yemek olması gerekir. Ve maalesef benim dediklerimi bir tane böyle bir lezzetli gözlemi ben yemedi. O için ben kimseye kusura bakmaya çağırmayacağım. Kim kalın yaptı, kim tuzsuz yaptı ama kesinlikle kimse çıtır yapmadı diyebilirim yani. Her birimiz dörder tane denedik. Çünkü Eda ve Ekim bitiremedi. Bence bu çok üzücü bir şey. Ondan daha üzücü olanı Ekin'in arkada sanki bu çok normal bir şeymiş gibi gülü oynuyor, arkadaşlarıyla şakalaşması. Ekin, eğer ben kaptanlıktan kaçarak oynayacağım bu oyunu diyorsan çok ciddi bir hata içindesin. Bunun da neden olduğunu ileride görürsün. Burada şef arıyoruz. Şef demek lider demek. Senin güzel istatistiklerin bizi aydınlatıyor. Bir şey de ben söylemek isterim. Geçen yıl MasterChef'in iki finalistinden biri en çok kaptan olan, bir tanesi de en çok potaya giden arkadaşımızdır. Bilgilerinize. Benim denediğim dört arkadaş arasından buraya çağırıp diğer şeflerimin de denemesini istediğim Yasin sensin. Bir şey sorabilir miyim, diyebilir miyim şefim? Şey sorabilir misin? Evet. Sorarsın tabii. Şöyle söyleyeyim, arkadaşlarıma saygısızlık etmek istemiyorum. Ben şunu merak ediyorum. Oradaki üç gözlemede çıtır çıtır mı? Ben sadece bunu merak ediyorum. Sen kimsin ya? Biz de burada şey yap. Çıksana! Şefim! Çık! Bunu ikinci kez yapıyorsun. Dışarı çık. Burada jürinin seçtiğini sorgulayacak kim var? Çıtır çıtır mıymış da bilmem neymiş. Bu ne? İkinci kez yapıyor bunu. Sinirlendiğim için biraz fevri hareket ettim orada. Bu fevri çıkışın sonunda da Mehmet Çep beni dışarı gönderdi. Çıktım dışarı, oturdum. Biraz hava aldım, sakinleşmeye baktım diyebilirim. Kendimizi geliştirmemiz adına şeflerden duyacağım şeyler çok önemli. Ha, Mustafa'yı da anlıyorum. Çok suçlamıyorum. Çok hırslı. Mustafa çünkü hiçbir şey alamadı. Acayip hırs yaptı ve hırsı da şeflere karşı birazcık terbiyesizce oldu. Sanıyorum hırsına çok yenik düştü yani. Çok hırslanmıştı kaptanını almak için. Danilo şef kimseyi çağırmak istemiyorum deyince bir anda bir fevri bir çıkışta bulundu. Tabii bir art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hırsının kurbanı.